açısından herkese merhaba. Ay efendim, böyle işte şenlikli bir ekibiz. Bugün kime konuyoruz? Şair, seslendirme sanatçısı, aynı zamanda müzisyen Bedirhan Gökçe. Bak bak, ses gitti yere böyle. Bir Tayfun Talipoğlu havası, bir Bedirhan Gökçe. Niye böyle oldum ben? Normal evrim. Dinleyeceğimiz şiirlerin havasına şimdiden girip ses ayarlarını yaptın peşin peşin. Ay, tokanmatik. Aa, buyurun. Yakalandı. Çekin. Ekiple çekin ama. Ben ve ekibim diye. Merhaba canım. Merhaba canım. Bir de sen yapabilirsin. Tabii. Hadi siz gidin o zaman. Kusura bakmayın ya. Yok estağfurullah. Sizi Avrupa yakasından beri ediyorum. Beri. 10 sene oldu bak. Bizi izlemeye devam edin. Keep in touch. Burası. Burası ama senin zile basmadan önce bir keşif yapma niyetin var galiba Evrim. Ayakkabılarını yapmışsınız. Oy. Geldim, 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 geldim. Oy. Aa, zile bak. Çalmıyor mu? Takıldı. Ay bunların hepsi zili bozuk. Yan vazgeçtiniz sandım. Buyursunlar, buyursunlar. Nasılsınız? Kendiniz yapayım. Vazgeçilir mi? Size buyurun. Ben alayım onu. Teşekkür ederim. Ve Bedirhan Gökçe deyince insanın üstüne bir ağırlık geliyor. Estağfurullah, estağfurullah. Abi şöyle bir durasım geliyor. Siz okuyun ben dinleyeyim, siz söyleyin ben susayım. Oo. İlk başlarda böyledir ama biliyor musun? Öyle bir şey var, şiirin ağırlığı belki de yani. Öyle bir yaptığımız, yaptığımız işin ağırlığı. Ağırlığıyla kalplere dokunan şiirsel muhabbetimize ışıl ışıl parlayan ay yıldızın önünde devam edeceğiz. Ama öncesinde az sorumuzu izleyelim. Bedirhan Gökçe'nin spor tutkusu Evrim'i özendirecek. Aa süper. Bu aynı süper zamanda. Crunch. İşte benim buna ihtiyacım var ya. Salon Evrim Akın'dan tam not alacak. Oo, burası ağır salon. Burası da işte misafirimiz geldiği zaman. Çok şık. Fotoğraflı çikolatayla başlayan sürprizler bitmeyecek. Bedirhan Gökçe'nin gözünü yiyeceğim. Gözünü yediğim. Gözünü yediğim. Sosyal medya üzerine çarpıcı tespitler gelecek. Sanal ortamların çok yuva yıkacağına da inananlardan. Onu o günler itibariyle söylüyordum. Evrim Bedirhan Gökçe'ye imaj makerlık yapacak. Topuğunu kaldırsın. Kalk gözün kör olmasın. Ayaklarına kapandım. Sohbet sürpriz isimlerle daha da renklenecek. Babamın kulağı duymaz, anamın ayağı yürümez. Yavaş ama yavaş. Şimdi yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Bak, eski bak, eski Osmanlı edebidir bak. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Tamamen hayatın kendisi, hayatın içinde ne var? Neşe, eğlence, hüzün, keder. Hepsini barındırabilen bir şey ama biz belki de orayı mı daha çok dikkate alıyoruz? Ya da orası mı daha çok etken kalsın istiyoruz? Daha bir duygusal ve müzikleri hani daha böyle bir insanı alıp götüren hani fon... Evet. Ondan bahsediyorum. Evet. Bir de okuma tarzınız belki. Hepsinden bir bukle var Evrim. Ama dilerseniz bu şiirsel muhabbete oturarak devam edelim. Böyle mi? Şöyle böyle bayrağımızın altına evet böyle ay yıldızlı mısın? Ne güzelmiş bu raf değil mi aslında? Bunu da şöyle söyleyeyim. Bir Çanakkale sevdalısıyım ben biraz. Böyle Çanakkale'de yaşanan ve Çanakkale'de yaşadığımız olaylar aslında sıradan olaylar değil. Bu sene de 100. yılı Çanakkale'nin. Ve elimde de Çanakkale ile ilgili birçok malzeme var, materyal var. Aslında bunu zor siz geliyorsunuz diye Yusuf Usta'ya zorla ayarlattım. Hadi dedim çabuk bitir, çabuk bitir, çabuk bitir. İyi size denk geldi yani. Normalde siparişin uzun süredir verdiğim bir şeydi. Oradan Çanakkale Savaşı'ndan kalma elime geçen küçük küçük şeyler oldu. Oradan birileri gönderdi falan. Dedim ki bunu bir yerde derleyip toparlamak lazım. Sonra böyle bir şey geldi aklıma. Dedim ki bir ay yıldız olsa, içinde raflar olsa ve Çanakkale ile ilgili şeyleri oraya koysam. Hmm. İşte şuraya Mehmet Akif'in silüeti, Atatürk'ün silüeti gibi şu şeyin içerisine gömsek. Hani böyle farklı bir şey olsa çok diye. Çok güzel olur o konsepti. Ay Yıldız'ın kendisi kalpleri fethetmek için yeterli zaten Bedirhan Bey. Ama sizin de ifade ettiğiniz dokunuşlarla daha da zenginleşeceğine şüphe yok.
Biz bu anlamlı dokunuşa daha yakından göz atarken sizi de koltuklarınıza alalım lütfen. Bir bugünün şiiri var mesela, işte serbest vezin ağırlıklı yazılan. Bir de geçmişe döndüğümüz zaman, hani bizde üç vezin vardır ya, işte serbest vezin, hece vezni, aruz vezni diye. Şimdi aruz veznini çözebilmeniz için biraz sizin Farsça, biraz Osmanlıca'dan biraz anlamanız lazım ki o yürürü görebilesiniz. Yani öbür türlü çok bugün de kalınır. Zaten artık benim bildiğim bugün aruz yazan yok. Yok. Şiir ve edebiyat üzerine Bedirhan Bey'in tespitleri genel itibariyle işte böyle. Peki ya Evrim? Bakalım onun hayatında ne kadar yer var şiire? Kırılma noktalarımız olur ya. Giderim, evet. Mutlaka bir şiir, bir şair alırım. Rafa elime atarım kendi elimde. İlhan Berk olur, Turgut Uyar olur. Yeri gelir Nazım Hikmet olur. O beni o dünyadan çıkarıp, o hüzünden başka bir noktaya, kendi dünyama çevirip başka bir noktaya yolculuğumu sağlar. Ve bu da benim terapim aslında. Biz evde de annemle şiir geceleri yapıyoruz. Böyle mumlarımızı yakıp tabii okuyor. Ne olur okusana. En sevdiği şiir de Tarantaba budur. Tarantaba Boyu Mektuplar Nazım Hikmet'in. Ben çok seviyorum şiiri ve üzülüyorum. Çünkü bakıyorum kendi neslime ve bir sonraki, benden sonra gelen nesli. Zaten kitap okuma alışkanlığı yok. Şiir ölürse edebiyat ölür diye düşünüyorum. Şimdi onu şöyle söyleyeyim. Mesela işte halk türküleri için bir ara bu çok söylendi. İşte halk türküleri bitiyor artık, insanlar türkü dinlemiyor falan. O zaman da aynı şeyi söylemiştim. Ya bu halkı bitirmeden türküsünü bitiremezsiniz. Halk bitmeden türkü bitmez. Yani biz bir düğüne ne kadar efendim çok romantik efendim kılıçların altında işte dansla başlasak da o düğün mutlaka ucundan çeke çeke halayla biter. Doğru mu? Çünkü bize ait bir şey. İçinde kendimizi bulduğumuz bir şey. O kravatlı böyle duran anson kayınpederin gömlek buradan çıkar bakmışsın kendini dağıtmış gidiyor. Bu bize has bir şey. Biz oluyoruz bir anda. Hani ne kadar başkasıymış gibi dursak da o içimizdeki biz çıkıyor ortaya. Bundan dolayı da bu şiirin halk türküleri gibi asla biteceğine inanmam. Burada oturursunuz böyle. Aa. Bunu buradan böyle. Alt karın. Evet. Aa süper. Bu aynı süper zamanda. Crunch. İşte benim buna ihtiyacım var ya. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Anne ile baba okumadan ya da ona teşvik etmeden bunun olması mümkün değil. Bir de çocuğun içinde olacak mı? Evet, içinde olacak. Ama biz de şimdi yeni neslin içerisinde şöyle bir şey var ya. Bu internet çocukları mı diyelim bunlara böyle bir... Tabii. Yani okumak çok büyük bir zaman kaybı. Evet, hayatın eğlenceli tarafı olabilir. Ben bunlar da olmasın demiyorum. Ama hayatı ama bu kadar da ya bu kadar da şeye götürme yani. Çünkü giderek başka bir yere gidiyoruz. İnsan çocukluğunda böylesine büyük üstadların kitaplarıyla haşir neşir olunca büyüyünce de onların bayrağını taşıyor doğal olarak. Tıpkı Bedirhan Gökçe'nin Türk edebiyatının dev çınarlarından Cemal Safi'nin Yar Olmadın dizelerine getirdiği yorum gibi. Vurduğun her yerden gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana kul köle olurdum ama sen bana bir günlük yar olamadın. Bu kadar yüklenmek var mı Susana? Yerimde olup da çıldırma sana. Ben gönül köşkümü açtım da sana. Sen sokak kapını aralamadın. Ben mesela bizden daha büyük... Dünyaları sosyal medya olmuş ya. Ben bugün işte alışveriş merkezinde bir grup liseli gençle karşı. Bizi takip etsene, bizi takip et. Ya evet. Ne olacak ben seni takip etsem? Sen de beni takip etme. Önemli değil ki. Ya bu yarış buraya en geldi önemli... Işte. Evet, buraya geldi. Bak, bu sanat dünyasında ben onu derim. Bizim sanat dünyası bir ego cehennemidir. Ve bu ego cehenneminde boğulur, yanar insanlar. Buraya kapılanlar daha da kötü yere gider. Ya kapılmayıp biraz da dur ya, biz de bir faniyiz, öleceğiz işte deyip geri duranlar biraz daha diri kalırlar. Bugün o sanat aleminde o ucuz, o benim daha çok sevenim var, benim daha çok takipçim var. Bu giderek öyle bir hal almaya başladık. Bakın çocukları artık sirayet etti, okuldaki çocuklara. İşte benim şu kadar beğenim var. Bu sefer ne oluyor? O küçücük daha yeni liseli kız çocuğu daha fazla beğeni alabilmek için
abuk sabuk da şeyler vermeye başlıyor, pozlar vermeye başlıyor. Kendini aşan. Bu okumayan bir toplumda, hani bunu böyle şikayet olarak da söylemek istemiyorum ama evet, okumayan ve sadece televizyona endeksli, sadece internete endeksli bir toplumdan çok daha fazlasını bekleyemezsiniz. Bunlar gülülmeyi sever. Bağışlasınlar beni ama bunlar benim, bizim insanımız yani. Biraz can acıtıcı olsa da maalesef çoğunlukla yaşadığımız ve tanık olduğumuz gerçekler bunlar. Peki ya Bedirhan Bey'in çocukluğunda durum nasıldı? Şimdiki çocuklardan sizin çocukluğunuza değinmek evet. istiyorum. Bu bilinen de bir şey değil. Ben mesela daha önce hiç bir programa çıkıp konuştuğunuzu bilmem. Eve ilk defa ben birini alıyorum. Ben hayır, kimseyi almadım. Yani o eve insanın çok mahremi görürüm ben. Kesinlikle öyle. Bir. İkincisi evet, biz yaşadığımız hayat itibariyle ekonomik olarak sokaktaki insandan biraz daha iyiyiz. Bunun getirisi olarak böyle hani o özendirme mi bu? Yani o iç çekme mi? Biz öyle bir şey yansıtmıyoruz. Ya bir de kadar. Ama şimdi bu biz internette şu var, biliyor musunuz? Merak ediyorlar. Ya şimdi adam sana hayran. Ya ben bu kadar televizyon programı yaptım. Ben bu kadar gerilmedim ya. Ben bugünkü kadar. Niye? Çünkü artık bir seni seven kitle var. Fanlar diyorlar ya, ben diyorum ki fan yazın lazım, can bunlar. Bunlar can hakikaten. Yani evet, benim can. Çok ölümüne sevdiklerim ve onların da benisi. Bunlardan yani benim sıkıntım yok. Bir geçerken uğrayanlar var. Bir de böyle bir şeyine senin sinir olup ne yakalasak da acaba diyen bir garip bir kesim var. Kendiyle var. Kavgalı bıraksan bunlar. Evet, şimdi çok... o Bedirhan Gökçe orada anlat oturduğun evi de gördük. Yani... Zanneder ki biz şiir okuyanlar, hayatta fakir kalın, hiç zengin olmayın, para kazanmayın, hayatınızı sürünerek gider. Bizim millette böyle bir şey var. Ama ben sizin hayatınızı okuduğumda bu anlamda resmen gençliğinizden beri canınızı dişinize takmışsınız. TRT'den çocukluktan, çocukluktan seslendirmeler, evet. Dublajlar, onlar bunlar, memuriyet. Hı hı. Yani bu az buz bir şey değil ki, insan bir evet. anda olmuyor ki ama zannediyorlar ki biz bir anda olduk. Aynen kötü. Öyle. Ama aynen değil işte. Öyle. Sizin de çektikleriniz var. Ya ben bir şey okudum. Çok etkilendim hayatımda. Paylaşabilir miyim onu? Nedir o? Kötü bir şey değil. Çok estağfurullah güzel. Buyurun. İşte bu aslında örnek olacak bir şey. Memur bir ailenin çocuğusunuz. Ben de öyleyim. Evet. Ve siz küçükken su satıp değil mi? Hmm. Doğru mu? O parayla... Marka kullanmayalım da biz ona. Yani kağıt mendil, su. Ve o parayla gidip... Ömer Seyfettin ve Kemalettin Tuğcu evet, kitapları evet, alıyormuşsunuz. Evet. İkinci el düşme. Bayıldım. Hmm. Yani bu ne kadar güzel bir şey. Yani güzel bir aileden geliyorsunuz bir. Yaratılış itibariyle, hani demin dediniz ya, bazıları aileden alır, bazıları kendinden olur. Hmm. Ama bu kendinden olmak bile. Evet. Ne kadar önemli bir şey. Küçücük bir çocuk ne alır? Misket alır, çikolata aynen. alır, dondurma aynen. alır. Bir atıyorum, o sıvı içeceklerden alır ama... Adam, ya küçücük bir adam gidip su satıp onun karşıda bak ezan da okunuyor. Ne kadar önemli İnşallah. Bir şey çünkü. Gidip kitap alıyor. Kemalettin Tuğcu ya. Hazır anne baba ve okumak demişken sizi milyonlara daha da tanıtıp sevdiren Sol Yanım Acıyor Anne şiirinizi dinleyelim mi Bedirhan Bey? Ben biliyorum artık anne. Sağım neresi, solum neresi, arayan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanım anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Bir de bunun ikinci el kitapları var. Yani normal gidip de ben işte kütüphane şeyden falan filan kitapçıdan falan sahaf almıyoruz ya. Yani. Sahaf gibi böyle ikinci el kitaplar satılırdı. O kuli ikinci el kitaplardan alıyoruz. Mesela doğum günü kutlanır. İşte doğum gününde herkes birine bir hediye getirir. O zaman zaten herkesin aile hayat şartları belli yani. Kitap geldiğinde böyle kitap evet, alanın yüzü düşerdi. Düşerdi değil mi ya? Ben mutlu olurdum mesela. Babam da bana derdi ki kızım kitap götür. Hani böyle çekilişler olur ya okulda, ilkokulda yılbaşı zamanı yok işte. Sömestr zamanı bir şey zamanı. Yerli malı haftası. Yerli malı haftası. Orada üzülürdü mesela. Ben şeye sadece neye üzülürdüm? Okuduğum bir kitap çıkarsa üzülürdüm mesela. Aynısı gelirse. Ay ben bunu okudum diye, ama onu da tabii renk vermemeye çalışırdık. Söz konusu Bedirhan Gökçe olunca tüm bu yaşananları özetleyen özlü bir sözle daha da somutlaştırıyor olayı. Anonimdir, kime ait olduğu belli değil. Der ki deh demeden yürüyen at, istemeden su veren evlat. Bir de iyi çıktı mı avrat, düğün evinde işinle gir oyna çık oyna.
Ha babam ha gitmez at, dinden imandan çıkarır evlat. Bir de kötü çıktı mı avrat, ölü evinde işin ne? Gir ağla, çık ağla. Şimdi bu anonim, şehir gibi geldi. Yani şey biraz tabii Orta Anadolu. Ama o kadar güzel anlatmış ki evet insanın işte huzur huzur dediğin şeyi arayabildiğin şey. İşte bir anneyle, bir babayla, bir kardeşle, eşle, çocukla varsa torunla, torba. Aile biz böyle bir şeydik. Tabii. Ve böyle bir şeyin olması lazım. Bunu yaşatmanız lazım. Evet okumayınca insanın elbette tüketen oluyor, üreten olmuyor. Okuyan anne babalar dedin ya, benim anamın okuma yazması yok. Olsun, benim anneannemin de yok ama annem bak, okuyor. Hiç okuma yazması olmayan annem bana kitap açtırırdı. Oku derdi. Ben de derdim ki lan okuması yok, yazması yok. Neyi takip ediyor yani? Bak. Evet oku derdi. Ondan sonra ben mesela yanlış okurdum, orayı bir daha oku derdi. Vallahi bak. Ne orayı bir daha oku. Ne kadar zeki bir kadınmış. Ben mesela şimdi annemle tanıştırırım birazdan sizi. Hayır, şunu bilsinler hakikaten. Annemle babam buraya geldikten sonra da evin bütün... Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Annemin farklı bir tarafı da mesela hep onu derdim. Bu kadın saati nasıl anlıyor derdim. Okuma yazma yok. O zaman işte bakkala gidersin, bakkala para veriyorsun, paranın para üstünü alıyorsun. Neye göre alıyor? Nasıl sayıyor biliyor değil mi? Rakam nasıl biliyor, hesap nasıl biliyor? Saati kurardı. Sabah uyandırma. Sabah uyandırmaya o çünkü çünkü saat vardı. Ay evet. Onu kurardı. Ay o ses Allah'ım. Yani baktığın zaman böyle bazen adını koyamadığın başarılar, bazen adını koyamadığın okusa hatıralar var. Neler olur onlar. Aynen öyle. Sanata düşkünlüğün varsa, biraz sanattan biraz anlamıştır, bir şeyliğin varsa babamdan gelmiştir kesinlikle yani. Çünkü babam o ben daha çocuk yaştayken bana işte Aşık Şenlikleri, o Murat Çobanoğulları, Şeref Taşlıova'lar, o şiirin kendi içerisindeki o koca koca kitapların yanında o bir tane yeri yakalayıp üstüne gittiğin yer. Hani rahmet olsun Neşet Ertaş zamanında bunlar abdal diyorlar ya, işte sazıyla sözüyle geziyor. Gezerken Anadolu'da bir yere gidiyor, o zaman Çeşmenin Başı hikayesi vardır ya, Çeşmenin Başı'na geliyor ya kızlar. Tabii. Çeşmenin Başı'nda kızı görüyor. Sosyalleştikleri yer. Ve o günün şartlarını düşün şimdi. Evet o birinin, ya diyor kızı görüyor beğeniyor ama diyor ki bu birinin karısı olabilir. Bu birinin gelini olabilir. Bu birinin kızı olabilir. Bu birinin bir şeyi olabilir. Ama öyle de merak ediyor ki. Yani hani soracak da lan birisi derse sana ne? Sen niye soruyorsun bizim kızı falan? O hal. Diyor ki sorsam öldürürler, sormasam öldüm. Çok güzel. Şimdi edebiyat dediğin, şiir dediğin zaten bu vurucu kurşun gibi yani. O direkt... Hani, derdini en kısa yoldan anlatmış. Aynen o nokta atışı. Bunu gördükten sonra da dedim ki ya evet bu şiirin beni kendine çeken bir tarafı var şiirde. Sohbet keyifli keyifli devam ederken Evrim biraz daha renk ve çokça da hareket katıyor muhabbete. Bir şey sorabilir miyim Allah aşkına? Bu kullanılıyor mu ya? Bu. Bu, bu şöyle bunu... Süs mü? Yani bunu... Bunlar genelde eve alınır. Ben şöyle... Kimdi? Nilgün Kasapbaşoğlu. Sera yapmış bildiğiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben uzun seneler spor yaptım. Yani ben sadece böyle keyif olsun, neşe olsun falan filan diye değil, ben hakikaten siyah kuşak ikinci dalga geldiğimde evet, karateyi bıraktım. Ya yaptığım işi icabı bıraktım. Bunu tavsiye ediyor muyum? Bunları çok tavsiye etmiyorum. Yani neden çok tavsiye etmiyorum? Uzun süreçlerde bu kemiklerde ciddi sıkıntı yapar bu. Evet. Ama olmadığı yerde de kurtaran bir şey. Yürüyemedik, kurtaran bir şey yapamadık. Yani yürüyemedin, gidemedin, hava şartları şu. Şimdi babam bakıyorum kendi kendine ona şey yapıyor. Ey. Buraya oturursunuz böyle. Aa. Bunu buradan böyle. Alt karın. Evet. Aa süper. Bu aynı süper zamanda. Crunch. İşte benim buna ihtiyacım var ya. Bunu sana giderken hemen hediye edebilirim. Hayır tabii ki. Yapmayayım tabii ki hediye edebilirim. Sen ay, bana hediyeler getirdin. Ay, evet elbette ya. Ki hediye ederim. Televizyon izliyor musunuz? Vallahi izlemem. Hiç izlemem. O sadece yerine. Film izlerim. Oo. Film ne izlerim. Tür filmler? Yani şey aksiyon filmleri kafamı dağıtan. Gerçek hayata çok yakın olması gerekmiyor. İstemiyorum da zaten. Ben gerçek hayat drama dibine kadar bildiğim için. Drama severim. Ama aksiyon... Polis filmleri. Bilim kurgu. Yerli, fantastik. Yerli, fantastik filmleri hiç sevmem. Anneyle yaşadığınız için, anneyle babayla. Biz, çok aile evi, kalabalık, enerji biz var. Kalabalığız, evet. Kalabalığız ve şöyle söyleyeyim. Gördüğün duvardaki
oradaki buradaki, biraz sonraki işte o çalışma odasını. Hiçbir şeyi ben getirmedim, ben almadım. Aa. Hepsi bir yerden, hepsi bir yerden. Ya şurada gördüğün duvara asılı olanlar özellikle. Evet, 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 evet. Ne güzel, hep, sizi sevenlerim yani hep sizinle. İşte hayırlı olsun, işte o, işte o, seni seviyoruz, işte Bediren Gökçe falan filan, radyodan dinleyiciler bilmem ne, oradan gelen. Hepsi benim için çok ayrı hakikaten özelliklere sahip olan. Evet, çiçekleri çok seviyorum. Şurada küçük bir terasımız var ama hava çok müsait değil gibi, istiyorsanız çıkabiliriz de. Evin teraslı olmasına özen gösteriyorum. Bedirhan Gökçe anne babasına çok düşkün bir insan. Evinde onların rahatı için her şeyi düşünmüş. İşte annemin rahatsızlığından dolayı böyle bir buradan giriyoruz, aşağıdan tekrar işte asansör kullanıyoruz annemin dizinden dolayı inemediği için. Geçmiş olsun. Bu ev evet biraz daha oturmadı yani, daha yeni galiba. Yeni geldik buraya. Hayırlı bundan olsun dolayı da çok çok teşekkür ederim. Ama bunlara özen gösterdik işte hani. Normal burayı kullanamayacağı için normal merdivenleri, evet, oradan asansörle iniyor, işte yemeğini yiyor falan filan, geri çıkıyor. Gidelim mi? Hadi gidelim. Burası ağır salon. Burası da işte misafirimiz geldiği zaman. Çok şık. Bunu ben beğendim işte bak. Ya. Bu benim zevkimdi, evet. Hatta bak bu. Aa, çikolat mı o ne? Evet, bunu çikolata burada dedim mı? Ki. Evet, ben bunu hiç açmamıştım. Sizi yiyelim. Hiç kıyamamıştım ben buna. Ay açma, kıyma ne yok, olur. Yok ama açalım bebe. Bu bir türlü yenilecekti yani. Ama çok güzel. Bizim ay, Denizli'den sevgili ustamız sağ olsun, oraya konsere gittiğimde. Bedirhan Gökçe yiyeceğim. Hacı Şerif abimiz. Ay çok güzelmiş ya. Şeyi açalım da şeyden bana da çok büyük sürpriz var. İşte böyle şeyler yani gittiğimiz bak, zaman küçük ama çok mutlu eden şeyler bunlar. Bak fotoğrafın abi, üzerine bunun her biri bir çikolata. Ay kıyılmaz ki. Ya ben de ama kıyılmaz da ne yapacağım bunu? Bu yenilecek yani. Öbür türlü ne olacak? Aa, bak, gözünü yedi. Özeldir. Bedirhan Gökçe'nin gözünü yiyeceğim. Gözünü yediğim mi? Gözünü yediğim. Yani mutfak. Çok güzel mutfak. Maşallah. Ne kadar mutfak işte. Ay vallahi bu evin mutfağında yaşıyorum. Ha mesela ben mutfakta. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Şimdi mesela ben sana çok güzel kahve yapacağım mesela. Şaka. Tabii. Herkesin yapamadığı, herkesin çok bilmediği bir kahve böyle yapacağım. Böyle misafircilik oynayalım mı? Ben size gelmişim mesela böyle. Oturmuşum. İnsan burada da şey oturuyor böyle. Ağır saray oturur gibi ha. Böyle bir havalı oturur. Yani çok bu işlerden anlamam ama bunu ben beğendim. Bunu ben beğendim. Görür görmez de renklerine bayıldım. Yoruldunuz değil mi? Ama dedim bu ki, mavi mi oluyor bu? Yani bu petrol ne çok güzel bir renk. Hani dedim ya ben ilk defa bir televizyona açtım evi. O da hani seni tanımasam da o verdiğim bir elektrik var. Samimi bir elektrik var. İşte bizim Onur. Hani dedim ya benim böyle belli hassasiyetlerim var hani. Bir de bir taraftan da insanlar şey gibi de düşünmesinler. Ya bu adam nasıl bir yerde yaşıyor? Ya işte böyle bir yer, herkes nasıl bir yerde ya yaşıyor? Bunlar ya ben de öyle bir yerde yaşıyorum. Çok paraya da gerek yok yani. Hani, aynen öyle. Hani dediğimiz gibi hazır yaptırabilirsin ki daha ucuza diye mal oluyor. Veya indirimleri oluyor, bir şey oluyor. Bunun için çok paraya gerek yok ya. İnsanlar ama şey zannediyor işte mesela şu avizeyi gördüğü zaman hani böyle devasa kristalli ya. Bu çok paradır. Bedirhan Gökçe'nin çok sevdiği salonundaki turumuz devam ediyor. Şimdi sırada kutsal topraklardan gelen hatıralar var. O da Mekke hatırası. Aa, gittiniz mi? O da Mekke hatırası. Bunlar hepsi. Bu bizim şey vardı, program yapımcımız vardı. Bir şey Kabe. Kabe kutusuna Kur'an yapmışlar. Arapça öğrendiniz mi? Bilirim. Ay be. Bilirim, çocukluktan bilirim. Nereye gidelim? Buradan kaçalım da diyor. Yani. Nereye gidersek gidelim. Ne çıktı mı? Ay Amerika ya. Hem de Güney Amerika. Vallahi billahi bak. Meksiko çıktı. Ama ben şeyi tercih edeceğim tabii ki şöyle aşağı. Böyle tercih edeceğim ya, öyle çektin çıktı bitti o. Ama Meksiko'ya gidiyorum. Tamam. Oradan uçağa atlayıp şey Peru. Ha ondan sonra. Gitmişken orayı görmeyeyim mi? Gitmişken gör tabii. O kadar tabii, 18 saat. Bir acı ye. Neresi burası? Tayvan, South Korea, Güney Kore. Tokyo, Japonya çıktı. Ya. Wow. Aç kalırım ben orada, beni gönderme.
Yurt dışı gezilerinde en büyük sorunlardan biridir yeme içme. Ama Japonya'da da olsa yiyip içilecek bir yer mutlaka bulunur Bedirhan Bey. Kim bilir belki bir Türk lokantası bile çıkabilir karşınıza. Yani zaten Amerika'ya falan gittiğinde buluyorsun Türk lokantası ama Afrika'ya gittiğinde mesela işte Arap lokantalarına en yakın. Oraya gittiğim zaman da şunu söylüyorum. Türk'üm. Ona göre. Ona göre bir şey ver. Hani böyle mesela arkadaşlar vardır. Buranın bir lezzetini tadalım. Ben hayatta gelmem o riske. Aa. Zaten az yemek yiyen bir adamım. Hiç olmasa yediğim zaman da hakkını vereyim yani. Az mı yiyorsunuz? Öyle sevmem öyle çok böyle oturup öyle hani uzun uzun yemek falan, uzun uzun sohbetleri falan. Kıyıntı böyle karnım doysun gideyim. Yani şey olsa mesela isterim hani bir hap olsa hiç yemek yemesek ya da hiç öyle bir zaman kaybetmesek. Aa. Yani uzun uzun yenilen yemekleri ben hep zaman kaybı görüyorum. O yüzden böyle hemen yiyelim kalkalım gidelim, yiyelim kalkalım gidelim şeyi çok fazladır. Ama mesela bazı arkadaşlarım var hakikaten ya 5 saat 6 saat oturulur bir masada oturuyor ya. Öyle mi? Çok şikayet eden var o konuda da muzdarip olanlar. Biz bir oturduk mu değil mi Özleyiş? Aman dikkat. Ben kazayı önceden gördüm ama geç uyardım. Kırdın ha kırdın. Neyi kırdın? Ne kırması ya? Ne kırması ya? Mutfakla aramız yok o zaman yemek sevmiyorsun. Hiç. Yani hiç mi mutfak yok? Yani mutfak... Çok güzel mutfak. Maşallah. Ne kadar mutfak işte. Ay vallahi bu evin mutfağında yaşayabilirim. Ha mesela ben mutfakta yaşamayı severim. Öyle oturmak, sohbet falan değil mi? Mutfak muhabbetini daha çok severim. Mesela salondaki o oturmadan ziyade... Ay çok güzel. Burada oturmayı severim mesela. Daha sıcak geliyor evet, değil mi? Evet. Daha sıcak, daha samimi. Buradaki muhabbet beni daha içine cezbeden bir biz şey. Biz memur çocuklarında ama bu çok normal. Çünkü anne baba erkenden işe gidiyor. Akşam da geliyor. Hiç o şeyi yaşayamadık. Kahvaltıdır, öğle yemeğidir, akşam yemekleri bir tek. Belki ondan mı acaba bizde bunun özlemi var? Benim de ne kadar böyle memur çocuğu arkadaşım varsa çocukluktan kalma. Hı-hı. Mutfaktayız. Biz mutfaktan çıkmıyoruz. O çayın kokusu. Mutfağı seviyorum. O yüzden mesela mutfağı küçük bir evde sıkılırım mesela. Çünkü mutfakta oturmayı seviyorum. Çok güzel mutfak. Ben her şey elimin altında falan. Mesela hiç televizyon izlemem ama izleyeceksen bu küçük televizyondan. Merhaba. Merhaba. Ay. Kalkmayın lütfen kalkmayın rahatsız olmayın. Babam eski Osmanlı'dır kalkar babam. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Şimdi mesela kendime kızdığım ikinci televizyonda bu tip... Sosyal medya gerçekten zaman kaybı. Ama şimdi ben de var o resimli sosyal medyadan kendimi alamıyorum ya. Bakmazsam sanki affedersen ütünün fişini unutmuşum, çayın altını söndürmemişim gibi geliyor. Evet. Bu ne kadar kötü bir şey. Diyorsun ben eskiden ne yapıyordum? Niye her bir saatte bir kontrol ediyorsun? Neyi kontrol ediyorsun? Zaman yani bu... Bu dönem ama bu dönem böyle geçecektir. Bunun da bir anlıyorum. Bunun da bir doygunluğu olacaktır. İnsanlar eskiden... Şimdi bunu da mı kullanamayacağız bilmiyorum ki. İşte şuradan yazışalım diyorlardı mesela birbirleriyle yazışıyorlardı. Hı. O ben, da işte eski ben, sosyal medyalarda. He. Bana çok saçma geliyordu. Çünkü ben... Sanal ortamlar. Eski. Sanal ortamların çok yuva yıkacağına da inananlardan. Onu o günler itibariyle söylüyordum. Çünkü insanların bir normal görünenleri var. Bir de görünmeyen bilinçaltları var. İnsanların internette bilinçaltları dökülüyor. Çünkü adam yani çocuğun... Olmayanı olmuş gibi yok olanı var gibi gösteriyorlar bir de. En tehlikelisi o. Ya şimdi çocuğun adı Abdullah. Arkadaşlar diyor, Apo, internette Rain Man. Anladın mı? Lan sen Apo'sun oğlum, Apo. Abdullah. He, yani sen busun, ailen bu, tavrın bu. He, X-Men, Rain Man, bilmem ne. Şimdi bu sefer ne oluyor? Çocuğun o bilinç altındaki gizli duyguları çıkıyor ortaya. Ya sapık dediğin, manyak dediğin aslında senin yan odadan çıkıyor. Sosyal medya üzerine bu dikkat çekici serzenişlerin ardından sohbeti kahveye bağlıyoruz. Nasıl mı? Bu yurt dışına çıktıkça gurbetçilerle içtiğimiz bir kahveydi. Bir müddet sonra, ya ben bakayım. Almanya'nın kahvesini özlemeye başladım. Ay ben bayılıyorum Almanya'nın her şeyine. Ondan kafe. Sonra... Aa bir de kafeinsiz. Onu Dikaf. Gece, hep gece olduğum için. Değil mi? Yazıp çizip okumak. O yüzden de diyorum ki şeyli olsun, bu ikisi mesela daha çok işte o yüzden tüketiyorum. Tercih. Başka renkleri de vardı bunun, başka sertlikte falan filan ama
gece bir taraftan hani hem bir şey içeyim ama uykum da kaçmasın. O yüzden. Makine sayesinde kahveler şıp diye hazır. O halde sohbeti daha bir koyulaştırabiliriz. Şey sorayım, bir erkek nasıl yemek yapmaz yahu? İnsan nasıl yemek yapmaz? Erkek insan değil. Ben bayılıyorum yemek yapar. Sen yapıyor musun Özdeş? Sen en güzel. Şimdi bir dönem Ankara'da kalırken böyle bir şey bir denedik. Şöyle söyleyeyim işte. Altı çocuklu bir aile. Anne ve bir taraftan da doğulusun. 4 tane kız ablan var büyük. Ve bunlar senin elin değmez zaten fırsat kalmaz sana. Ay yani. Doğru, 4 abla yani varsa. 4 abla var. Sıra bile gelmez. Ya sıra gelmez yani. Sen mutfağa girsen çıkışa derler yani. Bir şey ve söyleyeyim mi? Orada bir dönem nasıl denk geldiyse böyle, benim de bugün yeğenlerim artık kocaman oldular. 87 senesiydi herhalde ya da 86, o dönem yani. Ablamın bir tanesi eniştemin görev icabı Kırşehir'de, bir diğeri de Kayseri'de. Allah rahmet eylesin o büyük eniştem. Ablamlar böyle belli bir aralıklarla doğum yaptılar. O iki büyük ablam evlendi gitti zaten. Öbür evdeki iki küçük abla da onlara gittiler yardıma. Annem de hastalandı. Biz abim, babam, ben kaldık evde. 3 tane yeteneksiz baş başayız. Eyvah. Hiçbirimiz yani ne babam anlar bu işten ne biz anlar ne şu. Ben dedim ki abi dedim şu dedim şeyin üzerinde buzdolabının üzerinde yemek kitabı ya yemek kitabı. Gel dedim şuraya bakalım. Abimle oturduk kuru fasulye tarifine baktık tamam mı? Ay yok sizde en zora gidilir mi ya? Ne bileyim en basiti zannettik. Kuru fasulye sürekli yenilen bir şey olunca bu basittir zannettik. Ben nasıl yaptıysak tencere yetmiyor, tencere şişti ne kadar koyduysak. Gözünüz az geliyor tabii onlara koyarken ama onlar... Ya o şiştikçe şiştikçe en son şöyle bir aşure tenceresi gibi bir tencereye çıktı kuru fasulye. 4 gün sabah akşam sabah akşam sabah düşünsene 4 gün her gece mi diyelim oksan her akşam. Abim babam ben kuru fasulye yedik. Bu anlattığınızdan hareketle komşularınızla aranızı iyi tutmanızı öneririz. Olur ya evde tek başınıza kalırsanız yemek için çalarsınız kapılarını Bedirhan Bey. Şaka bir yana şimdiki sohbet konumuz komşuluk ilişkileri. Ne karşı komşunu tanıdım? Ben bunu kullanırım ama mesela ben bütün komşularımı öyle ya da böyle tanırım tanışırım. Asansörde konuşurum sohbet ederim. Hani o tanınmışlığın getirdiği şey çünkü o konuşmak için senden çekiniyor. Ama şimdi ben bir de öyle düşünme, siz erkeksiniz, daha girişken olabilirsiniz. Ha evet sen bu de. Bu biraz hani sosyal tabii. Şeyi de var bunun, boyutu tabii, da var. Tabii tabii tabii. Erkek olsam o rahatlık bende de olurdu inanın yani. Bahçıvana kadar herkese normalde selam veririm ama adını bile öğrenirdim hani. Bu giderek bizi güzel bir yere götürmüyor yani. Çok kendimize yetme, kendimizle iç içe kalma. Ya çok kendimize yeter olduk çok. Böyle hani şikayetlenen ve dertlenen insanları da çok sevmem ama bunları böyle dertlenmek ve şikayet etmek şeklinde değil. Aslında önlem alınması gereken şeyler olarak algılasınlar. Bir parça dikkat edin. Yani buna dikkat. Ya bir selam verin kardeşim. Adam aynı asansörde iki kişi yan yana nefesini duyarken nasıl selamlaşamazsın ki? Bu insani değil ya. Ben ona çok kızıyorum. Ya mesela bekliyorum hani girdiği zaman selam versin. Mesela vermiyor mu? Çıkarken mutlaka ben selam veriyorum yani. Yani bu onu aslında mahcup etmek, utandırmak da değil, bir şey düşürmek aklına. Ya kardeşim biz insanız ya. Mesela hani çok beğenmedikleri, yüzsüz dedikleri Avrupalılar ya. Selam vermeden hayatta bir şey geçmezler yanından seni. Medeniyet. Mümkün de tabii. Ya bizde de yani bunun üzerine ayet var ya, selam der geçer onlar diyor. Yani hiçbir şey yapamasa, ona kötülük yapana bile. Ya bir selam nedir ki yani? Selamın anlamı şu zaten, selam benden sana bir zarar gelmez demek. Selamettesin, selam. Bu, girdin bir yere, şimdi sen bir kızsın girdin asansöre, bir tanesi girdi. Hiç konuşmadan durdu böyle yanında. Ben o zaman şimdi gerim dönüyorum. Olmuyor musun? Dönüyorum, kendime aynada bakmaya başlıyorum. Şimdi içeri bir de benim gibi birisi girse, günaydın ablacığım dese, bir dakika günaydın. Da rahatlarsın. Tabii, bak. Güven. Ha bu güven verir çünkü. Ve biz bunu yitirdik. Çok sıcak ve samimi olan bir şey. Günaydın, nasılsın, iyi misin, merhabalar. Kahve keyfi eşliğinde komşuluk ilişkileri üzerine gerçekleştirilen bu sohbetin ardından mutfağa tahliye etme zamanı. Bakalım Bedirhan Gökçen'in evinde şimdi nereye konacağız? Kahveyi içtik, biz buraya geldik. Yeni bir beste mi geliyor? Ay her bölüm bir şey geliyor.
Delikanlı mı? O son yazdığım kitap oldu. Çok kısa zamanda çok güzel de bir etki gördü ama ben şey yapamadım, çok koşturamadım. Ya çok ilgilenemedim koşturmacadan daha doğrusu. Bu delikanlı... Tabii çok ayağa düşmüş bir kavramdı delikanlılık. Belki de zamanıydı yani. Hani böyle hani paltonun koltuğunu kaldıran, tespih çeken falan filan. Hani delikanlılığın öyle bir şey olmadığını anlatmaya çalıştık. Kabadayılığın öyle bir şey olmadığını anlatmaya çalıştık. Ya delikanlılığın kitabı hep konuşulmuş ama yazılmamıştı. Onu yazmaya çalıştık. İlk mi bu? Tabii ilk defa. İşte bir dizi filmden mesela o zaman sevgili Alişan'ın filminde çok kullanılan bir slogan. Doğru. Delikanlı kitabı. Ben de var mı acaba diye araştırdım, baktım ki yok. Aynalı Tahir. Ondan sonra öyle bir şeydi. Ben hakikaten televizyon izlemediğim için. Eyvah! Bir unutmamış anlaşılan. Düştün elime tilki. Dur aynalı! Ah! Ulan deve! Yedi lan o lanzar dün gece! Sen benim yanımdaki kızla nasıl böyle konuşursun? Dur aynalı! Sen beni yanlış anladın! Nesini yanlış anlayacağım lan? Ne demek tatlı muhabbet ha? Ne demek? Ben öyle demedim! Ben yalan mı söylüyorum lan? Bu delikanlı sohbetin ardından yeniden hareket zamanı. Baksanıza yeni durağımıza geldik bile. Burası? Böyle bir televizyon izleme belki küçük. Ben oturma odası eski olurdu, hatırlıyoruz. Anneler açmazdı salonu anneannem. Aynen. Biz odaya tıkardı ya. O salon niye var anneanne? Ama daha da ilginç bir şeyini söyleyeyim. Mesela oda küçüldükçe ben kendimi buluyorum mesela. Daha samimi geliyor. Hmm. Hatta mesela gece kendi başıma kitaplarımı okuyacağım zaman böyle köşede şurada yer minderi şöyle şurada bir inzivaya çekilmek gibi hayatı çok seviyorum mesela. Aa, güzel. Bunu yapıyorum mesela, oraya bir şey atıyorum. İşte yolluk gibi, seccade gibi bir şey. Oraya oturuyorum, ışıkları da biraz daha karartıyorum. Tefekkür hali gibi. Bunu herkesin de yapmasını isterim mesela. Çok rahatlatan bir şey. Ne diyorlar batıda buna? Meditasyon. Meditasyon. Orada böyle hayat fani diyorsun. Bu kadar kazımaya değer mi? Bu kadar yırtmaya değer mi? Belki... Tasavvufçular da bilmiyorum yapıyorlar mıdır? Benimki çok bilinçli bir şey değil ama rahatladığım bir şey. Bedirhan Gökçe'ye vereceğimiz Şam Sakızı Çoban Armağanı hediyemizde sıra. Bakalım beğenecek mi? Nacizane C yapımın size aynalı ütü masası hediyesidir. Çok teşekkür ediyorum. Çok güle güle kullanın. Hani vardır ya söz olsun diye değil, gerçekten baktıkça size hatırlatacağım. Bence saate göre takım elbise alalım. Takım elbiseye göre saat almayalım. Renk uyumunu severim. Renkler uyumlu olmalı. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Nereye gidiyorsunuz beni? Evde tez gez bitmiyor maşallah. Şimdi... Böyle bir çamaşır yeri gibi işte. Aa, güzel olmuş üst üste. Yer tasarrufu. Bizim evet. De banyoda böyle. Arada ahşap bir şey var. Çok mantıklı bu. Vallahi düğmesini bile bilmem nereden basılır. Burada dolap. Burası... Takılar. Yani böyle bu ara biraz az mı takıyoruz? Ya, çok severim. Aksesuarı severim. Yani. Ay ne güzel yapmışlar ya bak. Çünkü şeyde olduğumuz için hani... Bir Ankara bebesinin eli her zaman tesbihe gider, akıllı ol aga. Evet, o Mardin işi telkaridir o. Telkari. Bu tellerin ince aynen. İşlenişi. Aynen. Ve ben bununla ilgili okumuştum da bu da ölmekte olan mesleklerden biriymiş. Aa. Çünkü... Yani yavaş yavaş nesli tükenecek mesleklerden biriymiş. Ama keşke bitmese. Mardin'den geldi bu. Sevgili kardeşim Bayram göndermişti bunu. Müthiş bir sanat. Müthiş bir sanat. Ve hakikaten kıyamadım. Burada kaldı. Aa. Sana yakıştı bak gözlük. Pek bir ciddi o. Vallahi. Sana yakıştı gözlük. Sana böyle bir gözlük lazım. Bunun biraz küçüğü lazım. Kafan küçük kaldı biraz. Evet. Şu yanlara. Benim var gözlüğüm. Kullanıyorum. Benim de bozuk. Okumaktan. Yakın hem de bu yaşta düşün. Bu mu sahne parlamı? Yok sahnede onu çok kullanmıyorum. Günlüğe kullanıyorum. Bu sana gider. Güzel değil mi? Bu sana o gider. O çok güzeldir ama çok. Evet. Çok. Günlük spor. Sahnede daha çok bunu kullanıyorum. Yıllarca kullanıyorum da Avrupa yakasında oynarken. Bu da benim herhalde bir 10 senedir, var, 15 senedir. Var 10-15 senelik bir koku. Çok rahat. En sevdiğim kokulardan biri. Ay harcıyorum ha. Poş ya, poş. Ya istediğin gibi kullan. Ay yıllarca kullandım. Ay Avrupa yakası günlerim geliyor aklıma. Hmm. Bak şimdi bizim de aklımıza düşürdün Evrim.
Birlikte gidelim mi Selin'li günlere? Parfüm nedir? Güzel kokan bir koku. Parfümler çeşit çeşittir. Tarih boyunca hep parfüm sürülür. Parfümler güzel. Selin canım kesiyorum ama yeni markalardan falan söz etsen yazında. Ya da farklı kadın tiplerine ne parfüm uygundur gibi bir şeyler hazırlasan. Devam et. Ay ben daha bu kadar yazdım ya. Bununla da 3 gündür uğraşıyorum. Ya. Yeah. Ama bir şey daha var bak dinle. Bir kadın ister 15 yaşında bir genç kız olsun, ister 45 yaşında hayatının son bahayında bir kişi. Yaşına göre bir parfüm bulur. Bugün bileklikler var. Ya bugün böyle. Bu aralar böyle ya. Ay kıyısı da var kıyamam. Bu mesela Erzurum'dan bir dinleyicimin hediyesiydi. Aa ne güzel ya. Yani burada dedim ya bu gelenler falan filan. Buralar işte gümüşler. Atamıyorum mesela kaç sene olmuş. Çok güzel. Onu mesela sana hediye edebilirim. Etme. Vallahi kesin sana hediyedir ama. Yok o hediye değil hayır. Özel yaptırmıştım onu. Ya üzüldüm. İçine de dua yazdırmıştım. O aralar çok sıkıntılar yaşıyordum. Evet böyle hani sıkıntı bela gelmesin falan filan diye. Çok sevdiğim bir büyüğüm vardı. Dedi ki evladım sen öyle bir şey yap dedi. Ben içine bir dua yazayım onu koy dedi. Şey yani dua Ali İmran'dan koruyucu ayet. Tabii. Ve içi de işte böyle bal mumlu falan kapattı ki ola ki işte tuvalete falan girdiğin zaman rahatsız etmemesi lazım. Al hakikaten benim sana gerçekten hediye. Valla hediyem kalsın. Aa, hediyem kalsın. Ama sen parlattır. Bunlar parlayacak gümüşlerdi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, burada şimdi bayağı gözlük var. Ayol optik mağaza açalım biz. Ya böyle dönem dönem işte alıyorum. Moda şey ama sahneye çıkarken değil mi ondan mecburen? Sonra, ya sahnedekiler ayrı. Sahneye öyle bile mi koymam. Yok. Onlar orada mı? Sahneyi sahnede ayrı. Sahne gözlüklerim normal hayatın içerisinde gün içerisinde giydiklerimin olmasına olmamasına özen gösteriyorum. Ama şöyle oluruz da yavrum. Dersine çalışmıyorsun özdeymiş. Bunu beklemezdim senden. Nasıl bir gözlük insanı nasıl bir karaktere sokuyor bir anda değil mi? Evet niye öyle oldu mu müdür hanım? Çünkü müdür hanım gözlüğüydü. Müdür hanım. Bakayım onu gözlüğü. Müdire hanım artık kıyafetlere geçelim mi? Bunlar biraz daha böyle şeylik, gündelik. Oo. Hani bir yerlere gideceğim zaman. Ay tasarım çok güzel olmuş. Gideceğimiz size zaman, edeceğimiz zaman. İşte böyle. Mesela anlık hadi. Ay çok şık bu ama bak. Değil mi? Göstersene. Ay bayıldım. Şimdi bir de bu mesela sezonun renkleri lacivert. Evet daha bir yerde de. Siyah lacivert. Şu an hiçbir yerde de giymedim ama. Ay çok onu güzel. Ben bayıldım buna. Şeyi de çok güzel. Yeri. Yeri güzel derler. Yeri kumaşı derler hakikaten. Yeri derler değil mi? Çok başarılı. Zevklisiniz siz. Biraz. Kıyafet konusunda, şeye estetik konusunda. Mesela bunları daha hiçbir yerde ay, henüz giymedim mesela. Ay çok yeni güzel hırka. O mesela ceket mi, hırka mı mesela ne belli bunlar değil. Bunlar triko ceket deniyor. Triko ceket. Mesela bir şeyin güzel olmasına bakarım. Bir şeyin moda olmasına bakmam. Bir şeyin bana yakışıp yakışmadığına bakarım. Heh, zaten mesela bu çok şey var. Şimdi son dönem mesela erkeklerde böyle anormal bir dar paça. Yani tight giymiş erkek gibi bir görüntü var ya şu an son sezonda. Hı hı. Skinny mesela, jeans dedi. Yani bir bakıyorsun gitmiyor yani. Belki bazılarına. Hayır benim dediğim benimki gibi dar değil. Mesela böyle. Böyle dar. Paçası. Seninki gibi dar. Seninki gibi dar. Bir de delikanlının kitabını yazan bir adam olarak bizi bozar. Aa ben öyle demedim bak. Şimdi bu şu kalınlık. Şu paçası dar olacak. Şöyle kıvıracak. Hı-hı. Şu şöyle inecek. Şunu. Şunu bir dakika bir topuğunu kaldırsın. Kalk gözün kör olmasın. Ya. Ayaklarına kapandım. Ne istersen yaptım. Ya bu böyle olacak işte. Buradan da ayakkabı böyle. Bir de çoraplar şeyli böyle renkli renkli. Şey olmayacak çorap babet çorabı giyecekler. Bizimki giyiyordu yazın. Değil mi? Yani o ya herkese yakışmıyor ya. Herkes kendine yakışamıyor. Yeni mesleğimi yani buldum illa, ya. Illa. Erkekleri giydireceğim. Şimdiden başladım. Ne satayım size? Neye ihtiyacınız var? Öncelikle ben size şuradaki saatlerimi göstermek istiyorum. Bence saate göre takım elbise alalım. Takım elbiseye göre saat almayalım. Renk uyumunu severim. Renkler uyumlu evet olmalı. Çünkü biz sahneye çıkan insanların önüne ne iş yaparsak saatler yapalım. Öyle. Bunlar biraz daha ağır sahne ağır, için. Evet biraz daha. Yok günde giyiyorum. Sahnede giydiğim saatler ayrı.
Daha daha sade olmasına. Çünkü sahnede saatin çok dikkat çekmesi doğru bir şey gelmiyor bana. Daha sade, en sadesi neyse onlar olmasına özen gösteriyorum. Bak, takı, aksesuar, yüzük severim. Her şeyi düzenli koyuyorum. Hiçbir şey dağıttım mı? Yok, dağıtsan ne olur ya. Dağıtsan ne olur. Aşk olsun. Evet, aksesuarlar da... Türkiye'de bu dolakları ilk kullanan benim, biliyorsun. Neyi? Ben dolaktır bunlar. Yani bunlar... Ha, şunlar. Evet. Bunu ilk kullanan benim. Hatta kulakları anlasın, kulakları çınlasın. Bizim Yaşar Aktekin gördüğünde beni aramıştı. Bedirhan dedi, senin taktığın şeyleri gördün mü? Her yerde moda oldu dedi yani. Hazır bahsetmişken dolak takıp okuduğunuz şiirlerden bir bukle paylaşalım mı izleyicilerimizle? Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım. Başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım. Başım gözüm üstüne. Merhaba. Merhaba. Ay. Kalkmayın lütfen, kalkmayın, rahatsız olmayın. Babam eski Osmanlı'dır, kalkar babam. Hoş geldin. Öpeyim. Nasılsınız? Sen nereye geçersin? Oraya geç. Böyle mi oturayım? Evime, ben buraya otururum. Alayım mı? Geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederim. İyi geçti değil mi her şey? İyi geçti, çok. Daha iyi olacaksınız. Daha iyi olacağım inşallah. Bugün biraz yürüdüm inşallah. Yeni bir operasyon geçirdik. Allah razı olsun, evet. Bedir Hanım. Yüzlerinde de çok. Anneme bir operasyon geçirdik böyle dizimle mevcut sıkıntıdan dolayı. Ondan dolayı da bugünler daha böyle bir keyifli günleri. Daha rahat yürüyor, bastonu daha rahat kullanıyor falan. Babam zaten birlik işte biraz babamın kulağı duymaz, anamın ayağı yürümez. Yavaş yavaş. Bak, eski bak, eski Osmanlı edebidir. Bak önü kapalı oturur, görüyor musun? Ne kadar şık bir ya. Öyle, öyle ya, kapalı şık giyinir. Düğme değil mi? Tabii, uyumludur mesela. Ben babadan almışım bunları. Ama benziyorsunuz, size benziyor Bedirhan Bey. Aynı. Allah Bedir Han'a uzun ömür versin. Benim çocuklarım hepsi öyle. Ama Bedir Han bambaşka. Yani şimdi televizyonda da demiyor. Demin çocuk adı söyledi. Bir tanedir Allah da ona yardım etsin. Amin. Bizim özür maaşı koymasın. Amin. Geçin demin gene arz ettim. Peygamberimize gelir birisi diyor ki, ya Resulallah ben ne sebep işleyeyim ki diyor cennete gideyim. Diyor ki, annem var mı? Var. Babam var mı? Git onlara bak diyor. Üç defa soruyor, üç defa da Peygamberimiz ayrı bir şadeyi veriyor diyor. Git onlara bak. İnşallah Bedir Han'ı Allah daha üzgâr. Amin. Öteki yavrularımı da bana var. Bunların evlatlarıma bir şeylik görmedi. Bedir Han Gökçe, anne babasının duasını almayı başarmış hayırlı bir evlat. Bir süre öncesine kadar Ankara'da yaşayan baştaşlarını kendi yanına İstanbul'a almış. Ankara'da mı? Normalde Ankara, tabii evleri de Ankara'da. Ama artık ben çok sıkıntı yaşıyordum. Annemin rahatsızlığı, işte babam rahatsızlanıyor falan. Mesafe, orada tabii benim asıl ablalarım, abim falan oradalar, Ankara'dalar ama yani benim gözümün önünde olmalarını ben çok istiyorum. Yani burada evim geniş, rahat, istedikleri gibi işte yardımcımız var sağ olsunlar. Hani Ankara'da istediği kadar buradaki rahatı bulamaz. Benim gözümün önünde, bak şimdi götürdük işte, ameliyat yaptırdık, daha iyi oldu. Günlerdir, bugün mesela bastonsuz yürümüş. Ne güzel. Bu müthiş bir şey yani. Daha da iyi olacak değil mi? Çok güzel. Ben Bedir Han'dan razıyım. Allah bin defa razı. Ama şunu bilsinler. Ben götürmedim, yıkanmadım. Öyle öyle anlattım. Şunu bilsinler hakikaten. Annemle babam buraya geldikten sonra da evin bütün bereketi, iş güç bir anda artmaya başladı. Bunu bilsinler. Yani ekranları başında izleyenler, anne baba kendine yük gibi, ağır gibi gelenler bilsin ki hakikaten rahmetleriyle geliyorlar, bereketleriyle geliyorlar. Ve annesine babasına sahip çıkanın da yüzü asla yere düşmez ve ekonomik bir korkuysa yaşadı. Çünkü insan eti ağırdır, ağır gelir bir süre sonra insana bakmak. Ama onun karşılığını çok rahat ve çok net görürler yani. Hakikaten güzel oldu, bizim için de bir değişiklik oldu bu program. Böyle he? Pamuk, en son bir klip çekmiştik baba anneme iyi bak diye. Klip Ankara'da, Ankara altında hamam önünde işte benim doğduğum yer. Babamla annemi oynatmıştım klipte. Çünkü giderek yeni nesilde bir şey sıkıntısı başladı. Böyle babadan ve anneden utanma, onların kıyafetinden, onların diyalektinden, onların işte yanında köylü kalmasından.
Okula yaklaştığı zaman çocukların babasının arabası kötüyse baba beni aşağıda bırak. Annesinin kıyafeti kötüyse anne sen burada bırak ben giderim. Giderek yeni nesilde bir babayı anneyi beğenmeme başladı. Hani ben de biraz bunun altını kazıyarak benim anam işte Anadolu kadını, babam Anadolu adamı. Yani bu senin sanatçı olmana, bu senin efendim sporcu olmana, bu senin şöhret olmana bir engel değil yani. Anlaşılan Bedirhan Gökçe'nin anne babası kameralarla ev kuşundan önce tanışmış. Hep birlikte izleyelim mi o güzel klibi? Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Sıra geliyor yavaş yavaş vedaya. Ama hemen belirtelim, bizim için çok keyifli bir ev ziyareti oldu Bedirhan Bey. Yani benim için de güzel oldu. Ben uzun süredir televizyonları protesto etmiştim. Ve hiçbir kanala, hiçbir programa, hiçbir şekilde çıkmadım. Dediğim gibi 21 yıldır ben basın camiasındayım. Bir kere bir otomobil programı için gelmişlerdi ve sadece bir köşeyi kullanmıştık. Ama böyle evi gezdirme falan filan hiç yaşamamıştık bunu. Bundan dolayı sevgili Onur'uma da tabii ki sana da ekip gerçekten çok hoş, çok sıcak, çok samimi bir ekip var. Allah bu birliğinizi de bozmasın. Amin. Bu çok önemli bir şey. Amin. Ekip birliği evet, çok önemli. Çok. Ben de sizinle beraber uzun süredir o önünü kapattım. Televizyon hadi, şeyini. Vallahi bununla beraber açtım. Gelin çünkü İnşallah. Söylediğiniz her şeye çok ihtiyacımız var. Duymamız da gerekiyor. Umarım öyledir. Bundan dolayı ben teşekkür ediyorum. Hakikaten çulumuza bastınız, şeref verdiniz. Biz çok mutlu olduk. Allah İyi ki geldiniz. Olsun. Çok sağ olun. Kapatalım o zaman. Lütfen. Efendim, yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik... Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah hepinizden razı olsun. Oy! Şov olsun.